Bu arkamda görmüş olduğunuz binamıza 25 Ekim 2019 tarihinde Milli Eğitim Bakanımız Sayın Ziya Selçuk'un katıldığı bir törenle açılışını gerçekleştirdik. Binamız ekolojik okul olma özelliği taşıyor. Arkamda görmüş olduğunuz binamızda çatı kısmında 96 tane güneş enerjisi paneli bulunmakta. Bu panellerde günlük 25 kW elektrik enerjisi elde etmekteyiz. Bu da aylık okulumuza yaklaşık 3000 TL'lik bir elektrik enerjisi katkısı sunmakta. Güneş enerji panellerinden şu an itibariyle merkezimizdeki aydınlatmadan tutun diğer elektrik giderlerimize kadar şu an tamamıyla karşılamakta. Binamız güneş enerji panellerinin dışında ilk inşaat halindeyken, daha doğrusu temeli atıldığında binamızın temelinden su çekmişti. O suyu da biz şu an boşa kullanmıyoruz. Onun tahlilini yaptırdık. Şu an okulumuzun bahçe sulamalarında bu zeminden çıkan suyu kullanmaktayız. Ve böylece binanın içerisinde değil ama binanın bahçe kısmında da bu suyu biz kullanıma sunduk. Özellikle bu Covid-19 günlerinde canlılara karşı dikkat çekmek amacıyla şu an bahçemize 10 tane kuşlar için yemlik ve suluk yaptık. Kuşlar şu an bu yemliklerden ve suluklardan faydalanıyorlar. Bunların dışında öğrencilerimiz evlerinde böcek evleri yapmışlardı. Bu böcek evlerini de çocuklarımız dün sokağa çıkmanın serbest olduğu bir saatte merkezimize getirdiler ve merkezimizdeki bahçelere belirlemiş olduğumuz alanları bu böcek evlerinde yerleştirdiler. Bizim amacımız Sivas Bilim ve Sanat Merkezi'ni tam anlamıyla bir ekolojik okul haline getirmek. Bu okulumuzun bu hale gelmesinde katkı sunan özellikle ilk temelinin atılmasında Milli Eğitim Eski Bakanımız İsmet Yılmaz'a ben teşekkürlerimi sunuyorum. Sivas Valisi Salih Ayhan'ın destekleri bizim için çok önemli ve her zaman gerçekten desteklerini sunuyor Sayın Valimiz. Ona ben teşekkürlerimi sunuyorum. Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Ebu Bekir Sıddık Savaşçı'ya teşekkürlerimi sunuyorum. Oh.